Bu vesileyle çok değerli dostum Jean-Marc'a, Fransa'ya, Fransa yönetimine 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bize verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Ve 2014-2016 yıllarını kapsayan bir eylem planımız o gün kabul edilmişti. Bunun içinde ticaretten ekonomik işbirliğine, ulaştırma, tarım, kültür, turizm, eğitim gibi birçok önemli konular var. Bugünkü toplantımızda önümüzdeki 3 yıllık eylem planının çalışmalarını da hazırlıklarını da yapacağız. Fransa bizim özellikle ekonomik ilişkilerimizin çok iyi olduğu bir ülke ve dış ticaretimizde her zaman ilk 10 içinde yer almıştır. Hatta ilk 7 içinde yer almıştır. Fransa ile birçok alanda yakın işbirliğimiz var. Bunlardan bir tanesi de Sinop'ta kurulacak nükleer enerji santrali projesidir. Türkiye ve Fransa terör saldırılarından en çok etkilenen iki ülkedir. Dolayısıyla terörle mücadele konusunda da işbirliğimiz ve dayanışmamız mevcuttur. Fransa ile yakın işbirliği içindeyiz. Sadece yakın işbirliği içinde değil, görüş birliği içindeyiz. Özellikle Suriye konusu, Halep'te ateşkes, siyasi çözüm, Esad konusunda ve Irak konusunda gerçekten bölgeyi en iyi bilen, bölgenin gerçeklerini en iyi şekilde tespit eden ve gündeme getiren iki ülke olarak görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Suriye konusunda, DAEŞ'te mücadele konusunda Fransa'nın inisiyatiflerini ve özellikle de katkılarını takdirle karşıladığımızı bugün burada bir kere daha vurgulamak isterim. Rejim ve destekçilerinin Halep'i ele geçirmek için acımasızca sivil insanları öldürme pahasına bombalamaya, Halep'i bombalamaya devam ederken biz ateşkes diyoruz, insani yardımlar ve siyasi çözüm diyoruz. Bize göre Türkiye'deki o halle Fransa'daki o hal arasında bir fark yoktur. Kapsamı da hedefi de aynıdır. Terör örgütlerini hedef almaktadır. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne getirdiğimiz delegasyonlar yani kısıtlamalar da aynı kapsamdadır. Fransa'yı hedef alan teröristler hangi muameleyi görüyorsa hukuk çerçevesinde Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye bağlı teröristler de darbeyi yapanlar da hukuka, yargıya teslim edilmiştir. Ve Fransa'daki ve Türkiye'deki OHAL Fransız ve Türk vatandaşlarının özgürlüklerini, günlük hayatını da kısıtlamamıştır, etkilememiştir. Atılan adımlar anayasa ve hukuk çerçevesinde olmalıdır. Çünkü bizler devletiz. Devletler, kamu kurumları teröristler gibi davranamaz. Ve bu sürecin şeffaf olması da önemli. Ve ikimiz de Avrupa Konseyi üyesiyiz. Avrupa Konseyi'ne düzenli bir şekilde bilgilendirmede de bulunuyoruz. Fransa'da Senato'da kabul edilen bu özellikle ifade özgürlüğünü kısıtladığını düşündüğümüz, bu yönde endişede bulunduğumuz konuyla ilgili daha önce telefonda da görüştük. Bugün de gündeme getirdik. Esasen oylamadaki sayıya baktığımız zaman çok sayıda Fransız milletvekilinin ve senatörünün de bundan endişe duyduğunu görüyoruz. Çok az bir oy farkıyla geçti. İfade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi demokrasinin temel değerleri Avrupa Konseyi üyesi tüm ülkeler için geçerlidir. Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konulardaki kararları da bağlayıcıdır ve iç hukukun üstündedir. Hem Türkiye'de hem de Fransa'da ve Fransa Anayasa Konseyi'nin buna benzer bir yasayla ilgili kararını da çok iyi hatırlıyoruz. Umarım yine Anayasa Konseyi'nden bu karar döner. Musul operasyonu ile ilgili sorunuza gelecek olursak, esasen şu anda devam eden Musul operasyonuna çok yönlü bir şekilde katkı sağlıyoruz. Kuzey Irak'ta eğittiğimiz peşmerge güçleri aktif bir şekilde Musul operasyonuna katıldılar. Aynı şekilde Başika kampında eğittiğimiz şu anda Ninova kuvvetleri dediğimiz yerel güçler de aktif şekilde DAEŞ'e karşı operasyonun içindeler. 4 tane F-16 jetimiz de koalisyonun içinde yer alıyor hava operasyonlarına katılmak için. Bu hava operasyonlarının havadan müdahalenin ya da havadan desteğin
Nasıl yapılacağını tabii ki koalisyonun içindeki ülkelerle birlikte askerlerimiz karar veriyor. Başlıka kampında bulunan kuvvetlerimiz Musul operasyonuna kadar 700'den fazla DAEŞ teröristini etkisiz hale getirmiştir. Cerablus bölgesindeki katkımız da ortada. Sanırım hiçbir ülke tek başına bu kadar DAEŞ teröristini, DAEŞ'e bağlı teröristi etkisiz hale getirmemiştir. Ve Musul operasyonu başladığı günden bu yana yine oradaki kuvvetlerimizin fırtına obüsü atışları, yine tank atışları, aynı şekilde havan atışlarıyla öldürdüğü terörist sayısı da 20'ye yaklaşmıştır. 17 tane teröristi öldürmüştür. Hepimizin ortak amacı, Fransa ile birlikte Türkiye'nin de ortak hedefi Suriye ve Irak'tan DAEŞ'i temizlemektir. Irak bizim komşu ve kardeş ülkemizdir. Irak'ın toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarı bizim kendi güvenliğimiz kadar önemlidir. Herkes tabii Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecileri konuşuyor. Oysa Irak'tan da bugüne kadar 300 bin civarında mülteci Türkiye'ye gelmiştir, Türkiye'de yaşıyor. Evet. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta kurduğumuz 3 tane kampta da 40 bin civarında yerinden edilmiş, IDP dediğimiz insanlar yaşıyor ve oraya her gün günlük onların ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlarımızı da ulaştırıyoruz. Biraz önce dostum Canmak, Türkiye sadece DAEŞ'le mücadele etmiyor, FETÖ ile mücadele etmiyor, aynı şekilde PKK terör örgütüyle mücadele ediyor dedi. Ve maalesef Irak'tan, Irak'ın değişik bölgelerinden çok sayıda PKK teröristi ülkemize geliyor ve saldırıları gerçekleştiriyor. Ve biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ve yetkilerimizi kullanarak PKK'nın Irak'taki yapılanmasına da bundan sonra daha aktif müdahale edeceğiz. Ve burada PKK yapılanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle de bu bölgenin bizim için güvenli bölge olmasını, sınırlarımızın daha güvenli hale gelmesini de sağlayacağız. 7-4 yılına.